Ben biraz vakit kazanalım diye tavuğu önceden haşladım. İçerisine birazcık soğan, bir bütün soğan atabilirsiniz. Bir parça havuç, bir iki diş sarımsak, efendime söyleyeyim birazcık sap kereviz varsa atabilirsiniz. Defne yaprağı atın. Bir miktarda tuz atın. Çünkü etlere tuz atmayayım diyoruz ama tavuğu haşlarken atın. Üzerine geçecek kadar suyla doldurun. Ocağa koyun. Hızlı ateşte bir kaynatın. Üzerine her zaman yaptığımız gibi kefini alın ve kapağını kapatın. Kısık ateşte yaklaşık 1-1,5 saat yavaş yavaş pişsin. Ne yapalım şimdi? Haşladık. İlk önce şöyle bir temizleyelim. Kemiklerini ayıralım. Gördüğünüz gibi artık kemikler nasıl ayrılıyor. Hiçbiri birbirine değmiyor. Et suyunu süzdüreyim. Bu burada beklerken biz tavuğumuzu ayıklayalım. Tabii ki böyle bir işlem yaparken hem hijyen açısından hem de ellerinizin kirlenmemesi açısından eldiven giymenizi tavsiye ederim. İlk önce butlardan başlayalım. Şöyle kemiğini çevirerek gördüğünüz gibi çıkıyor. Çok kolay. Üzerlerinden derisini de alıyorum ve tabağıma yerleştiriyorum. Dikkatlice parçalamadan göğüs etini de alıyorum. Şu aralarında gördüğünüz gibi bazı siyah parçaları var, onları da ayıklıyoruz. Evet, bu da tamam. Kendisi rahatça çıktı. Şimdi bu etlerimi birazcık rahat yenilebilmesi için 2-3 parçaya böleceğim. Tekrar kabımı yerleştireceğim. Butlarımı da aynı şekilde ikiye böleceğim. Çok ufalamayın ki dağılmasın. Yemeğinizi servis ederken hoş görünsün. Çok pratik ve kolay bir yemek. Elimizdeki bademler vardı, kabuğu soyulmuş. Onları şöyle üzerlerine gezdiriyorum. Kayısılarım vardı. Onları ekliyorum. Üzüm ekliyorum. Bu sultaniye üzüm. Çekirdeksiz. Ama isterseniz rezaki üzümü de koyabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çubuk tarçınlarım var. Çünkü çubuk tarçınlar bu yemeğe en özel lezzeti veriyor. Feminen bir lezzet olan çubuk tarçın gerçekten duygularımıza hitap ediyor. Evet, şimdi geldi sosumuzu yapmaya. Gül suyunda bu nişastayı açacağım. Bunun üzerine koyacağım sosu bağlayacak kadar nişasta koyuyorum. O yüzden çok fazla miktar koymuyorum. Bir tatlı kaşığı kadar koymamız yeterli. Kaynattığım tavuk suyumun bunun üzerine kaplayacak kadar miktarını buraya ekleyeceğim. Yeterli bu sanırım. Birazcık daha ekleyeyim. Bunun içerisine gül suyunu ve nişasta ile ezdiğim karışımı ekleyeceğim. Ve bunu da karıştıracağım. Bakın hemen koyulaşmaya başladı. Burada balımız var. Balımızı ekleyeceğim. Bu kadar miktara yaklaşık 2 kaşık kadar bal koyacağım. İçerisine biraz limon sıkacağım. Tavuğumun üzerine döküyorum. Bu kadar yeterli. Fırınımı önceden ısıttım ben. 180 derece 200 derece arası. İlk önce 200 derecede olsun. Birazcık ısındıktan sonra 5 dakika sonra 180 dereceye indirebilirsiniz. O bu şekilde yaklaşık 20 dakika ile yarım saat arası fırında içindeki tarçının ve balın tüm lezzetlerinin birbirine geçmesini sağlayacağız. Fırınımızın orta gözüne koyuyoruz. Çünkü orta gözünde her zaman yiyecekler etrafından oluşan gezinen havayla evet biraz sert kapanıyor kapağı. Dolaşarak homojen bir şekilde, eşit bir şekilde pişmesini sağlayacak. Bir derecemizi kontrol edelim. Evet, 200 derecede. Şurada bir de zaman ayarı yapalım. 10 dakika ayarladım. 10 dakika sonra dereceyi kısacağım. 180 derece ve yaklaşık 20 dakikada öyle pişirip fırından çıkartacağım. Tavuk suyumuz hazırdı. Onun altını açayım. Burada başka bir tencereye aldım. İlk önce soğanımı doğrayacağım. Bunun için küçük bir soğan yeterli. Çok büyük soğan kullanmanıza gerek yok. Çünkü az bir miktar yapacağız. Soğanımızı ince ince doğruyoruz. Yani şöyle 1-2 defada bu aradan kestik mi daha ince bir soğan doğramış oluruz. Dediğim gibi nizamplesi önceden yapmamız gerekiyor. Her şeyimizi önceden doğrayalım ve ondan sonra pilavımızı yapmaya başlayalım. Ben bu sebzelerimi daha önceden yıkamıştım. Bunları da şöyle küp küp doğrayacağım. Bol biber kullanacağım bunda. Biraz renkli bir pilav istiyorum. Hem sebzelerin, biberin lezzeti ortaya çıksın. Hem de pilavın lezzeti had safhaya çıksın. Biz burada her zaman klasik lezzetleri modern bir şekilde nasıl sunabiliriz, nasıl farklılıklar katabiliriz, onları da sizlere fırsat buldukça göstermek istiyorum. Biraz acı biber koyacağım. O tatlı ekşiye birazcık acılık denge vereceğini düşünüyorum. Çok fazla koymayın. Acılık miktarına göre az bir şey ekleyebilirsiniz. Evet, artık pilavımı yapmaya başlayabilirim. Çünkü bütün hazırlığım tamam. Birazcık sıvı yağ koyacağım ve birazcık tereyağı koyacağım. Birazcık tereyağı. Şimdi burada ilk önce arpa şehriyi kızartacağız. Evet, yağımız eridi. Birazcık şeffaflaşmasını bekliyorum tereyağının. Et suyumda kaynadı, birazcık kısayım. Sanırım fırınım süresi doldu, 10 dakikam. Ben şimdi dereceyi düşüreceğim. 180'e alacağım ve 20 dakika daha ayar verdim. Yağım iyice ısındı. Gördüğünüz gibi köpürüyor. Çünkü tereyağı var içerisinde. Tereyağı olduğu için köpürüyor. Evet, tavuk suyum bu arada çekiyor iyice. Suyunu kaybediyor. Daha çok yoğun bir tavuk suyu oluyor. Eğer böyle olursa birazcık kaynar su ekleyerek hafif açabilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Arpa şehriye pilavım renk almaya başladı. Ben bu arada soğanımı atacağım. Çünkü soğanım da biraz pişsin istiyorum. Birazcık da altını kısacağım. Soğanımı birazcık kavurduktan sonra biberlerimi atacağım. Bu arada artık tuzunu ekleyebiliriz. Birazcık da karabiber ekleyeceğim. Evet, biberleri çok öldürmüyorum. Birazcık ateşe değsin. Birazcık içindeki yağlar ortaya çıksın. Aroması ortaya çıksın. Dedikten sonra hemen et suyunu vereceğim pilavıma. Arpa şehriye normal pirince göre daha fazla su çekmekte. Çünkü makarna grubundan olduğu için. O yüzden birazcık daha fazla. Birazcık daha kısacağım altını. Şöyle bir kontrol ediyorum. Her zaman olduğu gibi suyunu çekmeden tuzunu kontrol edeceğim. Belki tuz eklemem gerekebilir. Bana göre gayet iyi. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte yaklaşık bir 5-10 dakikada bu pilav pişecektir. 5-10 dakika sonra zaten bizim de tavuğumuz pişmiş olacak. Onu da çıkartacağız ve servis yapacağız. Pilavımız pişmiş. Hatta dibi hafif tutmaya başlamış. Yanmadan tutmak diyoruz biz buna. Bu biraz demlenirken ben de fırından tavuğum da hazır oldu. Çıkartayım. O birazcık soğukluğu dinlensin. Pilavımız birazcık demlensin. Biz de bu arada pilavımız için maydanoz doğrayalım. Çok küçük doğramıyorum. Birazcık irice ve kabaca doğrayacağım. Hoş bir görüntü olsun diye. Bunu pilava atmayacağım. Bunu tavuğun üzerine atacağım. Pilavımdan şöyle alıyorum. Ortasını açacağım. Ve tavuklarımı buraya yerleştireceğim. Bir parça but koyacağım. Ve bir parça da göğüs etinden koyacağım. Biraz az geldi. Bir parça daha ekleyebilirim. Onu da beraber pişirdiğimiz kayısılardan, bademlerden ekleyeceğim. Tabii ki üzümleri unutmayalım. Altta kalmıştır. Üzümlerden de serpiştirelim. Birazcık şu maydanozlardan ve birazcık da suyundan üzerine ekleyeceğim. Çünkü sosu gerçekten çok önemli lezzet açısından. Tavuğun üzerine gezdiriyorum. Pişirdiğimiz çubuk tarçın yenmez ama biraz dekor olması için şöyle koyacağım ki misafirleriniz servis ederken hoşlarına gitsin misafirlerinizin. Ballı Mahmudiye hazır. Ne tatlı ola ne ekşi ola. Afiyet ola.